Babalar ve Oğullar, İvan Turgenev. Babalar ve Oğullar, İvan Turgenev'in 1862'de yayımlanan Rus edebiyatının en önemli klasiklerinden biridir. Roman, kuşaklar arası çatışmayı, toplumsal değişimleri ve bireylerin içsel yolculuklarını derinlemesine inceler. Eserde, dönemin Rusya'sında yaşanan sosyopolitik dönüşümler ve bunların bireyler üzerindeki etkileri ele alınır. Turgenev, karakterlerinin iç dünyalarını ustalıkla işlerken okuyucuyu da bu zengin anlatımın içine çeker. Hikaye, Nikolay Petrovich Kirsanov'un oğlunu karşılamak için üniversiteden dönen oğlu, Arkadi Nikolayevich'i karşılamak üzere çiftliğine gitmesiyle başlar. Arkadi, yanında en yakın arkadaşı Yevgeni Vasilievich Bazarov'u da getirmiştir. Bazarov, kendini nihilist olarak tanımlayan, geleneksel değerleri reddeden ve yalnızca bilimsel veriye inanan bir gençtir. Bazarov'un bu radikal fikirleri Kirsanov ailesinin hayatını derinden etkiler. Nikolay, çiftlik hayatını idame ettirmeye çalışırken evdeki ilişkilerde de dengeyi korumaya gayret eder. Oğlu Arkadi'nin dönüşü ona büyük mutluluk verir. Ancak Bazarov'un nihilist görüşleri, özellikle Nikolay'ın kardeşi Pavel Petrovich'le büyük bir çatışmaya neden olur. Pavel, geleneksel değerlere sıkı sıkıya bağlı, aristokrat bir yaşam tarzını benimsemiştir. Bazarov ise bu değerleri alaycı bir tavırla eleştirir. Bazarov ve Arkadi çiftlikte birkaç gün kaldıktan sonra Bazarov'un ailesini ziyaret etmek üzere ayrılırlar. Bazarov'un ailesi onu sevgiyle karşılar, ancak onun nihilist fikirlerine tamamen yabancıdırlar. Bazarov'un babası oğlunun başarılarıyla gurur duyar. Ancak onunla arasında derin bir duygusal mesafe vardır. Bazarov ailesinin yanında kaldığı sürede kendi kökenleri ve değerleri üzerine derin düşüncelere dalar. Daha sonra Bazarov ve Arkadi, Anna Sergeyevna Odintsova adlı zengin ve çekici bir kadınla tanışırlar ve onun malikanesinde kalmaya davet edilirler. Anna, Bazarov'u etkiler, onun zekası ve bağımsızlığı Bazarov'un duygularını harekete geçirir. Ancak Bazarov, kendi duygularını kabul etmekte zorlanır ve sürekli olarak kendini geri çeker. Bu süreçte Anna'nın kız kardeşi Katya ile Arkadi arasında da bir yakınlık gelişir. Anna, Bazarov'un ilgisini fark eder ve onunla derin sohbetler yapar. Bazarov, nihilist fikirlerini savunurken Anna onun içsel çatışmalarını anlar. Bu karşılıklı etkileşimler Bazarov'un kendi duygusal karmaşasını daha da derinleştirir. Anna, Bazarov'un duygusal karmaşası karşısında mesafeli kalmayı tercih eder. Çünkü onun yoğun duygularını ve içsel çatışmalarını anlamakta zorlanır. Bazarov ve Arkadi, Anna'nın çiftliğinden ayrıldıktan sonra Kirsanov çiftliğine geri dönerler. Bu dönüşte her iki genç adam da değişmiştir. Arkadi, Katya'ya olan duygularını kabul eder ve onunla evlenmeye karar verir. Bazarov ise içsel çatışmalarını daha da derinleştirir ve kendi fikirlerinin gerçekliğini sorgulamaya başlar. Çiftlikte kaldıkları süre boyunca Bazarov ve Pavel Petrovich arasında gerginlik devam eder. Nihilist fikirleri ve geleneksel değerlere olan karşıtlığı Pavel'le arasında bir düelloya neden olur. Düello sırasında Bazarov Pavel'i yaralar ancak ciddi bir hasar vermez. Bu olay, Bazarov'un nihilist görüşlerinin bir sınavı haline gelir ve onun içsel çatışmalarını daha da derinleştirir. Bazarov, kendi içsel çatışmalarını ve nihilist görüşlerini daha derinlemesine sorgular. Bu süreçte Anna ile olan ilişkisini ve ailesiyle olan bağlarını yeniden değerlendirir. Nihilist fikirlerinin onu yalnızlığa sürüklediğini kabul eder ve kendi içsel huzurunu bulma çabasına girer. Bazarov, tıbbi çalışmalarını sürdürmek üzere bir köye gider ve burada çalışırken tifüse yakalanır. Hastalığı süresince ailesi onun yanında olur ve son anlarında ona destek olurlar. Bazarov, genç yaşta hayatını kaybeder ve bu ölüm, Arkadi ve diğer karakterler üzerinde derin bir etki bırakır. Bazarov'un ölümü, nihilist fikirlerinin ve yaşam tarzının nihai bir değerlendirmesi olur. Roman, Arkadi'nin Katya ile evlenmesi ve Kirsanov ailesinin yaşamına devam etmesiyle sona erer. Turgenev, Babalar ve Oğullar romanında kuşaklar arası çatışmayı, yeni fikirlerin eski değerlerle çarpışmasını ve bireylerin içsel yolculuklarını ustalıkla işler. Roman, geleneksel değerlerle yeni nesil radikal fikirler arasındaki çatışmayı derinlemesine inceler. Bazarov'un nihilist görüşleri, dönemin Rus entelektüel çevrelerinde yeni akımları ve bu akımların etkilerini yansıtır. Karakterlerin içsel yolculukları, onların kişisel gelişimlerini ve değişimlerini gözler önüne serer.
Roman, aile ilişkilerini ve sevginin önemini vurgular. Özellikle Bazarov'un ailesiyle olan ilişkisi bu tema etrafında derinleştirilir. Babalar ve Oğullar, Rus edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak okuyuculara hem dönemin toplumsal dinamiklerini hem de bireysel insan doğasının karmaşıklığını sunar. Turgenev'in ustalıkla kaleme aldığı bu roman, her okuyucunun zihninde ve kalbinde derin izler bırakır. Daha fazla kitap özeti için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşça kalın.